Şimdi dedik ki Access veri tabanı kullanarak bir öğrenci takip sistemi yazacağız. Bu sayede Access veri tabanı nasıl kayıt ekleriz, nasıl güncelleriz, nasıl yeriz, nasıl Access'teki veri tabanındaki kayıtları listeleriz, bunu göreceğiz dedik. Mustafa dedi ki öğrenci takip sistemi yapalım. Bunun için Access veri tabanını açtık. Bir tane öğrenci adına tablo oluşturduk. Tasarım bölümüne geçerek alanlar vereceğiz. Peki, ilk alan öğrenci ID alanı. Veri tipi otomatik sayı. Biz SQL'de veri tipini integer veriyorduk. Daha sonra identity specific'in tur yapıyorduk ya, yes yapıyorduk. Kendisi otomatik sayı atıyordu. Buradaki otomatik sayı da aynı şeye denk geliyor. Biz ID alanına D'ye giremiyoruz. Kendisi otomatik sayı atıyor. Daha sonra diyor ki öğrenci adı. Kısa metin olsun. Öğrenci soyadı. İçe gerekler kurduğun yere falan değil mi? Efendim? İçe gerekler kurduğun yere falan. Yok, sıkıntı yok. Siz yazabilirsiniz. Bu kolon adı sonuçta. Okul no diyelim. Doğum tarihi. Boşlukta bırakabiliyoruz değil mi? Kolon adı. Yok, boş bırakamazsınız. Tarih sağ seçelim, doğum tarihini. Öğrencinin adı, soyadı. Ses 2000 olduğu için mi bize kısa metin yapacağız? Aynen bir sadece metin yazıyor. Tamam, olur, sıkıntı yok. Aynı tipte tutar zaten. Metin tutar. Doğum tarih. Başka hangi alan olabilir? Öğrencinin neyi olabilir? Doğrusu. Okul numarası mı? Hem okul doğrusu hem de şey. Kendi doğrusu. Kendi telefon numarası. Ha. Telefon numarası diyelim. Bu da metin olarak tutsun. Cinsiyeti diyelim. Evet, hayır. Propose gibi bir şey var mı? Evet, hayır tutsun. Daha sonra bu öğrenci sahip aldığımız özelliğini baba adı diyelim. Efendim? adresi Adresi olsun. Bu uzun metin olsun. O alana diyelim. Alanı mı diyelim? Sayısal bir sözelci. Alanı diyelim. Kısa metin olsun. Bence yeterli. Var mı başka girmek istediğiniz alan? Bence yeterli. Alanları oluşturduk. Sağ taraftan veri tiplerini verdik. Üstte tab sekmesi var ya. Geliyorum, sağ tıklıyorum, kaydet diyorum. Kapattım. Açınca bakın, burada alanlara getirmiş oldu bana. Yukarıda kolonları var. Gelelim buraya, bir tane öğrenci ekleyelim. Mustafa Köleli. Okul numarası 10. Arsalı hep 10 giyermiş. Doğum tarihi. Ne olsun, aralığın ikisi olsun. Telefon numarası 0542 541 41 41. Cinsiyeti işaretleyelim. İşaret olanlar erkek olsun. Baba adı ne olsun Mustafa? Hakkı. Hakkı. Adresi Türkiye'de hazır. Cevat Yurdakul. Caddesi. Sular Plaza işanı. Bilgi ada. Alanı yazılımcı, bize sayısal sürevi yok. Daha sonra Selahattin miydi? Evet. Selahattin Ölmez. Ölmez. Okul no 11. Doğum tarihi. Doğum tarihini sallıyorum. 3. Telefon 0546 462 4646 diyelim. Cinsiyet erkek. Baba adı Hasan Hüseyin. Hasan. Hasan. Adres ne olsun? Döşeme Mahallesi. Döşeme Mahallesi olsun.
bakalım hocam. Gelin şuraya software developer diyelim ya. Şuradan software developer. Yazılımcı biraz tuhaf oldu ya. Software developer havası olsun. Mustafa Akıntaş. Okulunağı 12. Doğum tarihi 1'i 532. Baba adı Ömer. Adres, adres mahallesi. Toros mahallesi. Yeterlidir. Burada soğuk bir yerde grubu diyelim. Ve isterseniz kendi içinizde yazabiliriz. Onur Siler 13 10 tarihi 4 olsun. Bağdı Mehmet. Adres Yurt Mahallesi. Software Developer. Mehmet Erdoğan. Ne vardı ya? 508. Bağdı. Belli. Adres. Menderes Caddesi. Seyit Ali Çevik miydi? Çevik. 15. Doğum tarihi 6. Baba adı? Ali Seyhan. Ali Seyhan. Adres? Emirhan. Tamam ver. Öğrenci tablomuz tamam. Bir tane de ders tablosu oluşturalım. Orada da öğrencilerin derslerini tutalım. Geliyorum oluştur sekmesinde. Tablo diyorum. Tablo oluşturdu. Tablo 1 diye. Sağa tıklıyorum. Tasarım görünümüne geçiyorum. Tablo 1 diyor. Dersler diyorum. Kimlik, ders ID. Otomatik sayı olsun. Öğrenci ID diyorum. Sayı olsun. Ders adı olsun. Samet'in. Kredisi olsun. Ders saati diyelim. Bu da sayı olsun. Öğrenci ders ID dedik. Veri tipi otomatik sayı. Öğrenci ID dedik. Sayı. Ders adı kısa metin. Kredi sayı. Ders saati sayı dedik. Burada öğrenci ID'nin veri tipini sayı tanımlama sebebi diğer tabloda öğrenci ID otomatik sayı olarak tanımlamıştı. Dolayısıyla buraya sayı olarak atacağımız için veri tipini, veri türünü sayı olarak tanımladı. Tabloya sağ tıklıyorum. Kaydet diyorum. Kapatıyorum. Tablomuzu açıyorum.
Öğrenci ID. 1. Ders adı. Yazalım. Kredisi kaç olsun? 5. Ders saati 10. 2. Yazalım. 5 10. 3. Yazalım. 5 10. 4. Yazalım. 5 10 dedir. Diyemedim. Kimler vardı? 5 6. 5 yazalım. 2 bu kadar yeterli zaten. C# tarafında tekrardan kayıt ekleyeceğimiz zaman o zaman yeni kayıt ekleriz. Tablo tamam mı? Oluşturduk mu burayı? Geliyorum dosyayı kaydediyorum. Farklı kaydediyorum. Sizdeki 2007 miydi? Tamam bu da şeylerdir. Sizinki MDB olarak mı kaydetti uzantısı? Bizdeki ACCDB. Öyle mi kaydetti? ACCDB. Ama ben de laf kaydediyorum. Sıkıntı yok. Geliyorum bunu masa üstüne kaydediyorum şimdilik. Öğrenci takip diye. Şimdi birisi siliyorum şuradan. Öğrenci takip nokta ACCDB adında. Masa üstüne kaydediyorum. Şurada şu yanlış gelmiş. Şurada öğrenci takip nokta ACCDB diye oluşmuş olduğumuz akses dosyasını kaydettik. Bunu C# tarafından direkt ulaşabilmek için ve dosyayı taşıdığımız anda bunu taşıması için bunu oluşturmuş olduğumuz projenin bin dosyasına atacağım. Buradan kopyalıyorum. Kesebiliriz de sıkıntı yok. Kesiyorum. Projeyi oluşturduğum dosyaya gidiyorum. Sizinki belgelerimdedir. Veya değiştirmediyseniz. Access. Projeyi açıyorum şu şekilde klasörünü. 14, 12, 26 ile access klasörünü açıyorum. En üstteki klasörü açıyorum. Bin dosyasının içerisine giriyorum. Bir bağın içerisine giriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Diyor ki açık olduğundan kopyalayamıyorum diyor. Ve kapatıyorum, akses kapatıyorum. Şimdi dene diyorum. Atıyor. Öğren takip akses olsun buraya atıyorum. Form biraz daha genişlettim. Data grid view'da öğrencileri listeleyelim. Daha sonra sağ tarafta bir tane list box atalım. Veya list view atalım. Seçilen öğrencinin derslerinde sağ taraftaki list box'a veya sağ taraftaki list view'a ekleyelim. B
Bir tane list box alıyorum. Tatagrid view'un sağ tarafına koyuyorum. Daha sonra ben istiyorum ki formun ne olduğunda öğrenciye listelensin. Datagrid view'dan da öğrenci seçildiği zaman o öğrenciye ait dersler gelsin list box'dan. Formun load olayına gitmek için çift tıklıyorum. Şimdi listeleme işlemini yapmam için bana ilk önce lazım olan nedir? SQL connection. Bir connection. Biz SQL'e bağlamak için hangi sınıfı kullanıyoruz? SQL connection'ı kullanıyoruz. Burada da şurada global olarak tanımlayalım ki her işlemde ulaşabilelim. Burada da access'teki verilere ulaşabilmek için kullandığımız sınıf biraz değişiyor. Bunun adı OLEDB connection. Şu şekilde O'su büyük, D'si büyük, C'si büyük yazarsanız daha sonra CTRL noktaya basarsanız der ki using nokta, sistem nokta, data nokta OLEDB diyor, ekleyeyim music yoluna. Daha önce SQL connection yazınca data nokta SQL client ekliyordu. Şimdi data nokta OLEDB ekliyoruz. Buraya kaldık mı? Database'i projemizin bulunduğu klasörde bin dosyasındaki debug dosyası içerisinde. Sizinki belgelerindedir büyük ihtimal. Projem olsun. Dosyası. Aynen öyle, debug'ın içerisinde. Taşıdık mı oraya? Dedik ki access veri tabanına bağlamak için bağlantı nesnesi burada OLEDB connection'dır dedik. İlk başta kütüphanesi using role'una ekli olmadığı için gelmez. Baştaki O, D ve C'leri büyük yazarsanız daha sonra CTR noktaya basarsanız diyor ki using role'una sistem nokta, data nokta OLEDB ekleyeyim mi? Enter'a basıyorum, ekle. Bağlantı eşittir. New OLEDB connection diyor. Burada connection string'i vereceğiz. SQL'de nasıl veriyorduk? Server şu, database şu, kullanıcı adı şu, parola şu diyorduk. Burada biraz farklı connection veriyoruz. Burada provider diye bir şey var. Provider sağlayıcı anlamındadır. Provider eşittir Microsoft nokta ACE nokta OLEDB nokta 12.0 diyoruz. Noktalı virgül. Daha sonra data source eşittir. Neydi? Öğrenci takip nokta ACCDB. OLEDB connection nesnesinde access'te bağlamak için tanımadığımız connection nesnesinin connection string'i bu şekilde. OLEDB connection'ı Excel ile ilgili işlem yapacağımızda kullanıyoruz. Microsoft'un üretmiş olduğu ürünler işte Access'tir, Excel'dir, Word'dir bu gibi işlemlerde OLEDB connection kullanıyoruz. Şimdi listeleme işlemi yapacağız. Ne yapıyorduk SQL'de listeleme işlemi yapmak için? SQL command. Bir tane SQL command koyduk ama data adaptörle yapıyorduk disconnect olarak. SQL data adaptör C'yi, şuradaki D'yi ve A'yı büyük yazmaya dikkat ediyorum.
CT noktaya basıyorum, diyor ki sistem nokta data nokta eski ekran ekleyeyim. Çok, çok yaşa. Biz şimdi bunu yapıyorduk değil mi? SQL'de neydi onun adı? Listeleme için yapmak için. Burada da OLEDB data adaptör dediğimiz bir nesne var. OLEDB data adaptör. SQL data adaptör yerine OLEDB data adaptör diyorlar. ADP diyorum. Eşittir. New OLEDB data adaptör. Diyorum ki burada select yıldız from obrenci virgül bağlantı diyorum. SQL data adaptör yaptığımın aynısını yapıyorum. Sadece SQL data adaptör yerine OLEDB data adaptör oluşturuyorum. İçerisinde listeleme komutunu yazıyorum. Bağlantıyı veriyorum. Ve disconnect olarak listeleme işlemi sağlayacağım. Gelen tabloyu nerede tutuyorduk? Listeleme işleminde. Tablo olduğu gibi tutan bir yapı vardı. Dataset. Dataset birden fazla tabloyu tutuyor. Datatable'sa sadece bir tabloyu olduğu gibi tutuyordu. Bir tane datatable tanımlıyorum. Datatable SQL ile ilgili işlemlere özel bir nesne değildir arkadaşlar. İçine tablo verirsiniz, tabloyu olduğu gibi içerisinde barındırır. DT eşittir new datatable. Bu datatable'a gelen tabloyu doldurmak için ne yapıyorduk? ADP.fill diyordu. Aynı metot yine burada da var. Nereye doldurayım diyor. Diyorum ki DT'ye doldur. Buraya doldur diyorum. Daha sonra git bunu data grid view 1'i data source'una bağla DT'yi. Şimdi çalıştırıyorum. Bakalım bir deneyelim. Bakın. Access veri tabanında oluşturmuş olduğum öğrenci tablosu burada listelenmiş oldu. Öğrenci ailesi, adı, soyadı, okul numarası, doğum tarihi, telefon numarası, cinsiyet, baba adı, adres alanı gibi oluşmuş oldu. Farklı olarak ne yaptı? SQL Connection yerine OLEDB Connection oluşturdu. Ve farklı bir connection string verdi. İşte server bu, database bu, işte kullanıcı adı bu, parola bu diyordu. Burada kullanıcı adı ve parola oluşturmaya gerek yok. Çünkü biz access açarken bir oturum açmıyoruz. Kullanıcı adı parolasına gerek yok. Sadece server yerine provider yazıyoruz. Daha sonra sağlayıcıyı veriyoruz. Microsoft.ac.oledb.12.0 diyoruz. Bu access için standart. Access için. Excel'de değişiyor. Yani versiyon dolayısıyla değişiyor. Bazen değişmiyor. Mesela nedir onun adı? Şimdi sizin ne olarak kaydettiniz? 2007 olarak kaydettiniz değil mi? 12.0 yazdık değil mi? Çalıştık. Alt seviye açıyor. Sıkıntı yok. Üst seviye açmıyor. Bildiğim kadarıyla. Üst seviye açması için ona değiştirmemiz lazım. Alt seviye açıyor. Daha sonra data source'u aynı şekilde yazıyorduk. Database adını veriyorduk SQL Collection'da. Burada da data source dedik ki öğreni takip nokta accdb. Hocam bu ne eşit yok olsa mesela accdb'ye eşit olsa karşı taraf şey yapmasın diye yanlış bir şey yapmasın diye eşit olsa burada da şifreyi nasıl koyduk buraya? Sin şartısına. Herhalde orada user şey password girmemiz gerekiyor yapan şey. Herhalde. Onu hiç denemedim. İşte lazım olmadı yani. O zaman açmak için illa ki şey lazım olacağı için, kullanıcı parola lazım olacağı için burada girmek gerekecektir. İşlemi yapmak için. Öğreni takip akses dosyamı bin klasör içerisinde gittim, debug klasör içerisinde aldım ya.
Bunu almamın sebebi buydu işte. Data source nokta, işte data source eşittir dedim, direkt adını verdim ya. Direkt adını vermem sebebi, direkt adını vererek ulaşamamın sebebi, bu öğrenci takip dosyasının debug dosyası içerisinde, yani exe dosyasıyla aynı seviyede olmasına kaynaklanıyordu. Eğer aynı seviyede olmamış olsaydı hata verirdi. Data source'a ben direkt öğrenci takip nokta acizdb yazınca hata verirdi. Exe dosyasının bulunduğu klasörü attığım için, exe dosyası debug klasörünün içerisinde, exe dosyasının bulunduğu klasörü attığım için access dosyasında hata vermiyordu her şey. Daha sonra SQL data adaptör yerine OLEDB data adaptör oluşturdum. Komutu verdik, bağlantıyı verdik, data table oluşturduk, doldurduk, bunu bağladık. Tek farklı olarak yaptığımız burada 3 işlem var. SQL connection yerine OLEDB connection, connection string farklı biraz. Bir de OLEDB data adaptör yerine SQL data adaptör yerine oraya bir data adaptör verdi. Oluşturmuş olduğumuz access dosyasını projenin klasörünün bin dosyası içerisindeki debug klasörü içerisine atmazsak hata verir. Mehmet böyle bir sıkıntı yaşamış. Bunu attık ve şu uzantısını yazmak zorundayız. Nokta ACCLB diye uzantısını yazmak zorundayız. Oluşmuş olduğumuz veri tabandaki öğrencileri form açıldığı anda Data Grid View'dan istedik. Şimdi istiyoruz ki Data Grid View'dan bir öğrenci seçildiği zaman seçen öğrenciyi alalım. Öğrenci seçildiği zaman o öğrencinin dersleri de sağ tarafta listbox'a görünsün. Onun için listbox'tan bir öğrenci seçildiği anı yakalamam lazım benim. Aynen, circle event'i. Sağ tıklıyorum, properties'e gidiyorum, data grid view'a. Eventlerinden circle event'ini buluyorum. Çift tıklayarak code behind'e geçiyorum. Burada öncelikle öğrencinin ID'sini yakalamam lazım. Çünkü dersleri getirirken o öğrencinin dersini getirmem lazım. Bunun için diyorum ki int id eşittir. Nereden gelir? Data grid view'in çok geçeyin. Current row'un yani aktif satırının hücrelerinden o öğrenci id'sinin nokta value diyerek değerini alıyorum. Hata veriyor. Çünkü value geri object gönderiyor. Ben gelen değeri bir integer tipine değişken atmaya çalışıyorum. Geliyorum başına parantez açarak, içerisinde int yazarak cast ediyorum. Yukarıdaki öğrenci listeleme işini disconnect olarak yapmıştık. Bir tane OLEDB data adaptör oluşturduk. İçerisinde komutu verdik, bağlantıyı verdik. Kendisi bağlantıyı açtı, komut çalıştırdı, bağlantıyı kapattı. Disconnect olarak listeleme işlemi yaptı. Burada ders listeleme işinde connected mimarlı yapalım. Orada nasıl yapalım onu da görelim. Connected mimarlı listeleme işlemi nasıl yapıyorduk? Önce bir tane command oluşturuyorduk. Komutu veriyorduk. Daha sonra komuta execute reader diyerek okuması sağlıyorduk. Bir tane SQL command oluşturduk değil mi? Burada diyorum ki OLEDB comma cmd eşittir new OLEDB comma diyorum ki select yıldız from dersler tablosunu listele ver öğrenci id'si eşittir et OID olan diyor. Virgül bağlantı. Dersler tablosunu listele ve öğrenci ID'si et OID olan listeledi. Daha sonra parametreyi vermem gerekiyor. Diyorum ki CMD'nin CMD'nin parametrelerine ekle
parantez açıyorum. Hangi parametresine? At OID parametresine. Nereden gelecek? ID gelecek bu arada. Verdim. Bağlantıyı açıyorum. Okuma işlemini yapmadan önce bağlantı açmamız gerekiyor. Bağlantı nokta open diyerek bağlantıyı açıyorum. Daha sonra OLEDB Data Reader. Data Reader RDR eşittir cmd nokta execute reader diyor. Komutu oku. OLEDB Data Reader değişkenini atlıyorum. Hocam ekliklerini yapmayacak mısın yukarıda? Doğru, add with value mi yapacaktı? Add with value OID virgül ID. Doğru, oraya atlamışız. Add with value yapacaktı. Bağlantı açtık. Daha sonra command'a cmd execute reader diyerek okuma komutunu verdik. Bunda OLEDB data reader değişkenini attık. Daha sonra aşağıya geliyorum. While diyorum. rdr.read data reader, OLEDB data reader okudukça döngü çalışacak. List box'ın elemanlarına ekle. Ne ekleyecek? RDR'nin köşeli parantez ders adını eklesin. Artı tırnak diyorum. Araya tire koysun. Artı RDR'nin kredisini yazsın. Artı tırnak tire artı RDR'nin ders saatini yazsın. Bu şekilde ders saati tire kredi tire pardon ders adı tire kredi tire ders saati diye öğrenciye ait olan dersleri list box'a ekletti. En sonunda diyorum ki bağlantı nokta close diyerek bağlantıyı kapatıyor. Çalıştıralım, deneyelim. Öğrenciler geldi. Seçiyorum Mustafa'yı. Yazılım tire 5 tire 10 satırına geldi. Onur'u seçiyorum. 10 derste geliyor. Tabi öncesinde ekletme önce sildirmediğimiz için hep üstüne yazıyor. Öncesinde sildirmemiz lazım. Dispox temizlememiz lazım. Sonra ekletmemiz lazım. Şurada. Dispox 1'in elemanlarını temiz ediyorum. Dispox 1.items.clear dedik. Önce temizliyorum sonra dolduruyorum. Mustafa'yı seçiyorum. Yazılım tire 5 tire 10 geliyor. Hepsinin aynı olduğu için değişmiyor. Ne yaptık? Data Grid View'un Cell Creek Event'ine gittik.
hücre tıklandığı andaki eventine gittik. Bir tane değişken oluşturduk integer tipinde, adı id. Dedi ki data grid view 1'in current row bana seçtiği satırı veriyordu, aktif satır anlamında. Aktif satırın hücrelerine öğrenci id'nin value'sunu al dedik, id'yi at. Burada kestetme işlemi uyguladık çünkü value geri object gönderiyor. Biz bu integer atmaya çalıştığımız için burada kestetme işlemi uyguladık. Daha sonra listbox elemanlar temizledik. Daha önceden bir öğrencinin dersleri kaldıysa bunları kaldırsın diye temizledik. Dedik ki bir tane command oluşturduk. Select yıldız from dersler listele ver öğrenci id'si at oid olan meseleydi. Biz kullanıcının seçmiş olduğu öğrencinin dersine getirmek istiyoruz. O yüzden böyle bir kriter uyguladık. Daha sonra bağlantıyı verdik. Burada göndermek istediğimiz at oid parametresini aşağıda cmd.parametres.addWithValue diyerek yukarıda almış olduğumuz, seçmiş olduğumuz satırın id'sini aldık. Buradaki parametreye verdik. Daha sonra bağlantıyı açtık. Burada dedik ki bir tane oledb data reader nesnesi tanımalı adı rdr. Komanta execute reader diyerek komutu okumasını söyledi. Oku, okuduğunda dedik rdr yaptı. Daha sonra while-link dedik ki rdr okudukça artık kaç tane satır varsa her sefer okudukça devam edecek. Döngü dönecek. Okudukça dedik listbox 1'in elemanlarını ekle rdr'in ders adı artı araya tire koymak için tırnaktan iken tire yazdık. Artı rdr'nin kredisi artı tire artı rdr'in ders saat dedik. Bu o öğrenciye ait kaç tane ders varsa bunları listbox'a ekleyecek. Daha sonra bağlantı nokta close diyerek de bağlantıyı kapattı. Burası anlaşıldı mı? Evet. SQL ile yaptığımız işlemlerden tek farklı SQL command yerine oledb command. SQL data reader yerine oledb data reader. Yapmış olduğum tek farklı şey bu. Zaten komutlar tamamıyla aynı. Şimdi şu yukarıya kontrol oluşturalım. Kullanıcının öğrenci ekleyebileceği kontrolü atalım. Daha sonra nasıl aksese kayıt ekleyebiliriz bunu görelim. Daha sonra o öğrenciye ait bir ders ekleyelim. Toolbox'ı genişletiyorum. Ne vardı? Öğrenci adı vardı ilk başta. Bir tane label, bir tane text box atıyorum. Öğrenci adı. Soyadı. Daha sonra okul numarası vardı. Okul numarası için bir tane numerik aptan atıyorum. Bizi bir açalım, alanlara bakalım. Adı, soyadı, okul numarası, doğum tarihi varmış. Doğum tarihi için bir tane date time picker atıyorum. DateTime Picker'ın formatını nasıl değiştiriyordum? Ben kısa olmasını diyorum. Sadece gün, ay, yıl görünsün, tamam. Kısa olsun diyorum. Sağ tıklayıp özelliklerine gidiyorum. Properties penceresine. Şurada eventlerindeyim. Şu an özelliklerine geçiyorum. Format diye bir özelliği vardı. Bunu Custom seçiyorum. Daha sonra yukarıda Custom Format diye bir özellik vardı. Custom Format diyorum ki DD nokta mm.yy görünsün yeter. Hatta yıl 4 basamak olur. Gün, ay, yıl olarak görünsün şu şekilde. Ve de kısaltıyorum. Daha sonra telefon numarası varmış. Telefon numarası için
Bir tane label, bir tane text box atıyorum yine. Cinsiyet varmış. Cinsiyet için ne yazsak? Combox. Ha, combox nasıl dedi? Doğru. Bir tane combox atıyorum. Buradan sesin. Şuraya geliyorum. Üstteki ok işareti var ya, buraya tıklıyorum. Edit items diyorum. Buradan erkek kadın diyorum. Buradan sesin. Combox'un bir özelliği vardı. Bu özelliği sayesinde kullanıcıların combox'a bir değer girmesi engelliyordu. Sadece bizim seçmiş olduğumuz değerleri read only değil. Bu şekilde çalıştığımızda bu text box gibi aranıyor ve kullanıcılar buraya bir şey girebiliyor. Ben istiyorum kullanıcı bir şey giremesin. Benim hangi seçenek yapabilirsem oradan bir tane seçsin. Özellikle ne gidiyorum? Drop down style diye bir özelliği vardı. Drop down style. Drop down style'ını drop down list yapıyorum. Hemen burada zaten görünümü değişiyor. Bu şekilde olunca sadece benim belirtmiş olduğum seçeneklerden bir tane seçiyor kullanıcılar. Bir diğerine giremiyorlar. Daha sonra baba aldı. Baba aldı. Formumuzu genişletelim biraz. Adresi alana varmış. Bu şekilde yapalım. Şöyle dizayn kısmı oluşturalım. Kullanıcı eklem alanına girecekleri alan oluşturalım. Label'a diyorum ki text ne? Adı. Soyadı. Okulunu. Doğum tarihi. Telefon, cinsiyet, baba adı, adres, buraya da diyoruz ki alanı. Şöyle yapalım biraz üzerine görünsün.
Daha sonra kontrolör isim veriyorum. Name'lerini değiştiriyorum. TXT adı diyorum. Soyadına TXT soyadı diyorum. Okul numarası numerik aptalına NUD okul no diyorum. Date time picker'a DTP doğum tarihi diyorum. Telefon altındaki text box'a TXT telefon diyorum. Cinsiyet alttaki combo box'a CMB cinsiyet diyorum. Baba adı label'ın altındaki text box'a TXT baba adı diyorum. Adres label'ın altındaki text box'a TXT adres diyorum. Alanı label altındaki text box'a da TXT alanı diyorum. Butonu da değiştirelim. BTN ekle. Text'i de ekle olsun. Bu şekilde. Yukarıda öğrenci eklemek için kontrol oluşturduk. Adı, soyadı, okul numarası, doğum tarihi, telefon, cinsiyet, baba adı, adres, alan diye. Label'lar isimlerini değiştirdik. Daha sonra kontrolörün de isimlerini değiştirdik. Ekle butonuna tıklandığı anda kullanıcının buraya girmiş olduğu değeri alacağız. Ve daha sonra öğrenci eklemeyi sağlayacağız. Ekle butonuna çift tıklayarak kod behind'e geçiyorum. Click event'ine. Ne diyorduk kayıt eklemi için? SQL command diyor değil mi? Burada diyoruz ki oledb command cmd eşittir new oledb command insert orange parantez açıyorum. Hangi alan? Orange adı, orange soyadı, okul no. Logum tarihi virgül cinsiyet cinsiyet önce telefon varmış doğum tarihi telefon geç sırası çok önemli değil önemli olan parametre verirken sırası önemli cinsiyet baba adı adres virgül alan alanı baba adı öyle tanımadım. Insert öğrenci parantez açtık, kolonlara verdik. Öğrenci adı, virgül, öğrenci soyadı, okul no, doğum tarihi, telefon, cinsiyet, baba adı, adres, alanı. Parantezden sonra boşluk values et adı, virgül, et soyadı, virgül, et okul no virgül et dt diyelim doğum tarihi virgül et tel virgül et cinsiyet virgül et baba adı virgül et adres virgül et alan diyorum. Daha sonra virgül bırakıp bağlantıyı veriyor. Insert komutu bu şekilde. Insert öğrenci deyip parantez açtım. Alanları verdim. Daha sonra values dedim. Parametreleri verdim. Şurada parantez kapatmamız lazım. Daha sonra bağlantıyı verdim. Kaç tane parametre yazacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane değil mi? Bunun için şöyle bir kısa yolu var. Alt, Shift tuşuna basıyorum. Önce alan oluşmamız lazım. Bu şekilde alan oluşmamız lazım. Alt, Shift tuşuna basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mavi bir çizgi çiziyor, görüyor musunuz? Tam göremiyorum. Şurada mavi bir çizgi çizdi. Görüyor musunuz? Mavi çizgi çizdi.
Bu bir kere yazdım, 9 satır çektim ya. Bir kere yazınca topluca yazmamı sağlar. CMD nokta. Bunu yazarken interesans çıkmaz ama. Siz yazın falan dikkat etmeniz lazım. Parameters nokta add with value diyorum. Hepsinde parantez var, açıyorum. Hepsinde tırnak var, açıyorum. Tırnak var, kapatıyorum. Virgül var. Tırnağı kapatıyorum, noktalı virgül diyorum. Backspace'leri siliyor mu adam? Efendim? Silmek istediğinizde yanlış yazdığınız her yerine hepsi siliyor. Siler. Şeyleri hepsini siler. Geliyorum, tırnak içerisinde parametreleri yazıyorum. Add adı. Nereden gelecek? Text, adının text'ten gelecek. Add soyadı. Nereden gelecek? Text'te soyadın text'ten gelecek. Add okul mu? Nereden gelecek? Numeric uptown'un okul olsun values'una gelecek. Tabi buradan gelen decimal olacağı için hata verecektir. Buna nokta toString diyorum. DT date time fikrin doğum tarihinin value'sundan gelecek. Cinsiyet cinsiyeti bu şu kombinasyon neyi veriyor? Alt, shift, aşağı basıyorsunuz veya yukarı basabilirsiniz. Ama önce o alan oluşturmanız gerekiyor. 9 satır yazacaksınız mesela. Enter'a basarak 9 satırlık alan oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra alt, shift diyerek yukarı doğru da çekebilirsiniz. Alt, shift diyerek aşağı doğru da çekebilirsiniz. Biz cinsiyet alanını veri tabanında evet, hayır diye oluşturduk. Ama biz burada kolay seçtiğinde erkek gelecek, kadın gelecek. Onu bir değiştirelim öncelikle. Orası yanlış oldu. Oraya kısa metin olarak oluşturalım. Çünkü evet hayır geleceği için ya evet alacak içerisinde ya hayır alacak. Ya biz orayı kısa metin olarak değiştirmemiz gerekiyor ya da burada kontrol etmemiz gerekiyor. Erkekse E yaz, kadınsa H yaz diye kontrol etmemiz gerekiyor. Burada kontrol etmek daha uzun bir iş olduğu için gidiyorum. Veri tabanı onu değiştireceğim. Bunun için klasöre gidiyorum. 0-1 de efendim? 0-1 de çözülebilir. İşte burada kontrol etmem lazım. Erkeği seçtiyse 0 yaz, kadını seçtiyse 1 yaz diye kontrol etmem lazım. Ben projemin bin klasörünü debug klasörün içerisinde atmıştım ya, access dosyasını. Evet. Açıyorum burada. İçeriye etkinleştir diyorum. Öğrenci tablosunu tasarım bölümüne geçiyorum. Şurada cinsiyet alanı evet hayır diyor. Bu cinsiyet alanını kısa metin yapıyorum. Size metin yapın. Daha sonra kaydediyorum. Şurada hepsini erkek diyelim. Buradaki alanlar da evet yazıyordu hepsinde. Bunlar da erkekliği değiştirdim. Şimdi kapatabilirim kaydettiğime göre. Uygulamaya dönüyorum. Cinsiyet nereden gelecek? CMB'nin cinsiyetinin tekstinden gelecek diyorum. Et baba adı txt baba adının text'inden gelecek diyorum. Adres ve alan.
Neyi yazmadık? Telefonu yazmamışız. DT'den sonra. Şurada telefonu unutmuşuz diyorum ki CMB'nin, CMD'nin parametrelerine ekle. Edit value. Hangi parametresi? Et tel parametresi. Nereden gelecek? TXT telefonun tekstinden gelecek diyorum. İşte bir de dolayısıyla. Burada da et adres nereden gelecek? TXT adresin tekstinden gelecek diyorum. Et alan nereden gelecek? TXT alanının tekstinden gelecek diyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Zaten bize 9 tane parametre istiyordu komutumuz. Parametreleri verdik. Komut çalışmam gerekiyor ama komutu çalışmadan önce bağlantı açmam gerekiyor. Bağlantı nokta. Open diyorum. CMD nokta. Execute. Mantıkları diyorum. Bağlantıyı kapatıyorum. En sonunda listeleme işlemini tekrar sağlayalım ki kayıt eklemiş mi eklememiş mi o an görebilirim. Yani şu işlemi sağlayacağım değil mi? Yapmış, orada formülü olduğunu yapmış olduğumuz listeleme işlemini tekrar yapmam gerekiyor. Bunu metot haline getirip yapabilirsiniz. Şunu da yapabilirsiniz. Buradaki işlem formload eventinin metodun içerisinde değil mi? Sonuçta burası da metot. Siz gelip bu metodu aşağıda çağırabilirsiniz. Aynen öyle. Form 1 load. Ben de null göndereceğim. Null gönderir çalışır, bir sıkıntı olmaz. Niye çalışır? Burada yukarıda object sender ve event argument A istiyor ya. Ben bu sender'ı ve buradaki A'yı metod içerisinde kullanmıyorum. Dolayısıyla null gönderebilirim. Null gelse de fark etmez, dolu gitse de fark etmez. Çünkü içeride kullanmıyorum. Ama içeride bu sender'ı veya event argument parametresini burada kullanır olsaydım ve ben bu parametreleri null gönderseydim içeride hata verirdi null gideceği için. Ben bunları burada kullanmadığım için sender ve A'yı burada kullanmadığım için dolayısıyla buraları null göndermem bir şey fark ettirmiyor. Ben de bunu metot haline getirmek yerine zaten bu form 1 load da bir metottur. Direkt bunu çağırdım. Form 1 after load parametre istiyordu iki tane. Bunları da null gönderdim. Çalıştıralım bakalım çalışıyor mu? Adı. Adı ne olsun? Murtaza. Tam burada yapmadık. Soyadı ne olsun? Cansever. Okul numarası 17 olsun. Doğum tarihi 9 olsun. Telefon 0542 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, şunu yazdık, tamam. Cinsiyeti erkek olsun. Baba adı Abdülmuttalip. Adres, adres ne olsun? Turgut Özal. Alanı, alanda senior developer olsun. Ekle diyorum. Büyük ihtimal hata alıyoruz bu kadar beklediğine göre. Insert into deyiminde söz dizim hatası diyor. Detaylara bakalım. Insert into yazmadığımız şey olabilir. Yazalım. Çünkü bu şeyde
Access veri tabanında bazı alanda değişiyor. Büyük ihtimal şu doğum tarihinden dolayı tarih alanında sıkıntı veriyor ama bunu bir deneyelim. Tarih alanında genellikle bir sıkıntı veriyor. Askeri bir şeyle gidiyorum, bununla uğraşmayalım. Şu bilinmeyen alan adını içeriyor, telefon. Antre doğru yazdığında emin olun ve işlemi yeniden deneyin. Burada diyor ki telefon diyor bir kullan yok diyor. Adının doğru yazdığına emin olun diyor. Biz veri tabanında telefon diye alan oluşturmadı. Telefon no diye alan oluşturdu. Dolayısıyla şurada yanlış olmuş oldu. Telefon dedik. Burada telefon no olacak bu şekilde. Kullan adını yanlış yazmışız. Şimdi eklediyorum. Yine hata veriyor. Insert into diyeyim. Şu bilim alanı diyor. Cinsiyet. Bu sefer cinsiyet alanında hata veriyor. Cinsiyeti demişiz. Böyle işte ufak bir alana çıkıyor. Hatalar. Cinsiyet değil, cinsiyeti olacak. Tamam başka. Baba adı. Baba adı doğru. Hocam bir de adresi. Adresi, aynen öyle adresi. Alanı doğru. Diğerlerinde sıkıntı yok zaten. Tamamdır. Hadi şimdi deneyelim. Yine hata çıkabilirse çarpalabilir. Çıkabilir, gayet normal. Onun işi hata vermek. Kontrol yapıp orayı kopyalamam mı? Efendim? Üstünde kontrol yaptığınız kopyalamam mı? Maalesef. Yine hata verdi. Ölçüt ifadesinde veri türü uyuşmazlığı. Şunu deneyelim bir saniye. Burayı ısrarla 17 giriyorum niyeyse. Diğerlerini sallıyorum burayı ısrarla 17 giriyorum. Bak şimdi ekledi. Dedim ya, tarih alanında bir sıkıntı veriyor. Normal doğum tarihi yazdım, sıkıntı verdi. Dedi ki ölçüt ifadesinin veri türü uyuşmazdı dedi. Halbuki veri türüyle alakası yok. Benim tarih saat bekliyor. Ben de tarih saat gönderiyorum. Late time alıp tarih saat gönderiyorum. Sıkıntı yok. Başlar komutunu DD'ye yazmışsınız değil mi? Evet, DD.MM.YYYY. Burada saat de vermişsiniz. Burada mı? Veri tabanında tarih saat olarak tutuyor da o yüzden. O yüzden tutuyor. Şu şekilde. Doğum tarihi alanı var ya. Başında köşeli panesi açtım. Burada kapattım. Öyle önce ekledi. Sıkıntı vermedi. Hiçbir anlama gelmiyor. Geliyorsa ben bilmiyorum yani. Daha önce ben Access ile ilgili bir şey yapmıştım. Uygulama yapmıştım. Bu ekleme işleminde çok fazla sıkıntı olmuyor. Güncelleme işlemi yapıyorum. Güncelleme işlemi yaparken şu alanda var ya. Bu alanların hepsini köşe yapanın içerisinde alman gerekiyor güncelleme işlemi yaparken. Hepsini tek. Acaba bu neyi sağlıyor veya niye böyle bir gereksinim var? Niye böyle bir zorluk var? Hiç bilmiyorum. O zaman onu öğreneceğim diye sıkıntısı diye falan bayağı kasmıştım. Geldim köşe yapanızı açtım, kapattım, ekledi. Yani niye böyle bir zorluk var bilmiyorum. Bilmiyorum. Diyor ki veri türü uyuşmazdı diyor. Veri dediğin hata da bence saçma yani. Date time bekliyor yani tarih saat bekliyor. Ben de tarih saat gönderiyorum. Verdiği hata da saçma. Böyle yapınca ekliyor. Bir tane orada bir command oluşturduk. Insert komutu yazdık. Burada da parametreleri verdik. Daha sonra bağlantıyı açtık. Komutu çalıştırdık execute mankeri metoduyla. Daha sonra bağlantıyı kapattık. Belli istediğim şeyini tekrar sağladık. Bugün burada bitirelim. Yarın da seçilin öğrenciye destek etmeyi yapalım. Daha sonra öğrenci kaydını, ders kaydını güncelletmeyi ve silmeyi yaptıralım yarın da. Oradan devam edelim.
Proje mi? Tabii yüklendi buradan. Ne alabilirsin?